Şimdi bu sürdürülebilir, muhalefet için sürdürülebilir bir şey mi? Çok kritik bir dönem işte bu. Açıkçası ben dahi birçok kişi burada şaşırdı. Bizim şaşırmamız çok önemli değil ama esas şaşıranlar herhalde Erdoğan ve Bahçeli oldu. Çünkü bir düğmeye basıyorsunuz, muhalefet bütün eleştirisini unutuyor ve aynen aynı şekilde sizinle aynı dili kullanıyor ve hiçbir şey olmamış gibi yola devam ediyorsunuz. Sonra tekrar muhalefet liderlerini değişik zamanlarda terör işbirlikçisi vesaire olarak suçluyorsunuz. Örneğin Erdoğan Rize'de Bay Kemal deyip Kılıçdaroğlu'nu terörle işbirliği yapmakla suçlamıştı. Sonra bakanlarını gönderdi. Sonra sen buna layık değilsin deyip yine Kılıçdaroğlu'nu terör işbirlikçisi olarak damgaladı. Tıpkı 15 Temmuz'un ardından yapılan Yeni Kapı Ruhu, Kılıçdaroğlu oraya da gitmişti. Beraber fotoğraf vermişlerdi Bahçeli ile beraber. Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım beraber fotoğraf vermişlerdi. Meral Akşener o sırada ayrılmamıştı. Sonra çok da zaman geçmeden tekrar Bay Kemal ve işte terör işbirlikçisi olmuştu. Yani bunu bir Erdoğan terörle mücadele adı altında bunu bir açıp kolaylıkla istediği zaman açıp istediği zaman kapayabileceği bir düğme olarak kullanıyordu ve terör üzerinden yapılan hamasi dille muhalefetin de buna mecburen uyacağını, uymaktan başka bir seçeneği olmadığını düşünüyordu ve bu oyun dün ve bugün itibariyle bozuldu.